Dün haber müdürümüz Naim, bu bahsi geçen doktor olan diğer doktor olan Erdal Bey ile bir telefon görüşmesi yaptı. Neler konuştu? Onları anlatacak. Bu arada muhabirimiz Müge de olay yerine gitti. Beraberce gittiniz, baktınız. Şimdi tabii üzerinden 18 yıl geçmiş. Nehrin her iki tarafına da baraj yapılmış. Ama oradaki vatandaşlarla da konuştular. Bu nehir dediğimiz yer, yani Gökhan'ın boğulduğu iddia edilen, düşerek boğulduğu iddia edilen yer, o Ağustos ayında vefat ediyor, 19 Ağustos'ta. Şimdi 3 Eylül, yani arada işte 2 hafta var. Diyorlar ki oradakiler, yürüyerek de şu anda da, o zaman da yürüyerek bile karşıya geçirebilinecek bir yer. Yani 50 santim, 50 santim diyordu ya Hakan Bey. Evet. Yani doğru bir şeyi söylüyormuşsunuz. Evet, Çünkü doğru orada söylüyorsun. yaşayanlar da diyorlar ki buradan yürüyerek bile karşıya geçebilirsiniz. Müge çok güzel bir bant çekti. Hem nehri görüntüledi. Hem de o gün enteresan olan şey şu. Eski gelininiz Yeliz Hanım diyor ki ben kocam çaldığımız karpuzu yıkamak için nehre girdi. Sonra kaydı düştü. Sonra ben onu kurtarmak için çabaladım. Çıktıktan sonra baktım kurtaramıyorum. Düştüm, bayıldım. O da yaklaşık 4 saat falan baygın kalması gerekiyor. Niye bayılıyor ben de anlamadım. Ondan sonra yani tam aksine adrenalin dediğimiz şey, yani dün Rahmi Bey için de söylediğim, kendim için de söylediğim, yani heyecan insanda adrenalin yükseliyor. Derler ya, öfkelendiğim zaman 10 kat daha kuvvetli olurum. Gerçekten Doğru. oluyorsun. Yani şimdi şu andaki kuvvetinle bir yere vurmanla birine öfkelendiğin zaman vurman arasında dağlar kadar fark Bir var. de Öfke adrenalin. hekimlik formasyonunu almış bir kişi Ölümle de tanışık. o anda tamam çok yakını hani panik yapabilir, bir takım farklı duygular içine girebilir ama o anda yapması gereken prosedürü çok iyi bilir. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani Yakını da değil. Bak şey ki hocam, araması yakını da gereken değil. yeri 2 günlük bilir. kocanı ben Erdal Bey'in ifadesine dayanarak söylüyorum. Kafadan atıp söylemiyorum. Erdal Bey diyor ki nöbete kalıyorum diyordu. 3 gün gidiyorduk, 2 gün gidiyorduk falan. Sen 2 yıllık kocanı başka bir adamla böyle 3 gün oraya gideyim, 2 gün oraya gideyim bilmem ne diye aldatıyorsa artık orada yakınlıkta kalmamış. Hiç kimse kusura Orada da bakmasın. bayılmazsın. He, Orada da zaten ben bayılmazsın adamdan zaten. vazgeçmişim. Tabii Adam gözden yani çıkardın sen gözden onu. çıkarmışım. Tabii Daha ki. oradan ararsın. O zaman 155 vardı. Şimdi hepsi 112 çatısı altında toplam. Evet. Ararsın 155'i. Dersin ki biz buradaydık, karpuz yıkıyorduk. Bir de karpuz da nerede, ona da bakarlar. Sonuçta karpuz nerede? Karpuz bulundu mu? Karpuz o Akıntıyla gitti hızlı diyorlar. akıntıyla gitti. İyi. Hani gelirler, Üstünden bakarlar çıktıysa. karpuzuna şeyine, orada durursun polislerle beraber. Şimdi bak Müge anlatınca daha iyi izleyeceksiniz. Ve çok enteresan, ben Müge'nin anlatımlarından şunu gördüm. Onu o kadarını tahmin etmemiştim. Şimdi burası işlek bir yol bir de. Hani öyle elini kaldırdığında sadece kamyoncuların, tırcıların geçeceği değil. Gayet de işlek bir yol. Bu işlek yolda hadi orada kimseyi durduramadın. Arabana bindin. Hani bu 7 tane benzin istasyonu falan sayıyorlar ya. Tabii ki 18 yıl geçti üzerinden, değişiklikler olmuştur ama bir kere burası yerleşim alanı. Yani benzin istasyonuna gelene kadar orada gözlemecisi de var atıyorum. Dönercisi de var, baklavacısı da var. Var yol üzerinde göreceksiniz. Birine de dalabilirsin. Geçmiş 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 yolun karşısındaki benzin istasyonuna girmiş. Mesela o yolu nasıl geçmiş? Ben onu anlamadım. Yani Yeliz Hanım, siz de bunlara cevap vereceksiniz. Bakın Erdal Bey'in verdiği cevaplar var. Yani siz bunlara cevap vermek durumundasınız. Ben kardeşim bu ses kaydı benim değil deyip geçemezsiniz. Çünkü bu ses kaydı sizin olmayabilirdi. Bu ses kaydı bir kere öyle alkollüyken, hani alkollüyüm demişsiniz, ben bir yerde okudum. Öyle alkollü de olsan asıl insan daha doğruyu anlatıyor alkollüyken. Yani alkollüyken oturup da bu kadar şey uydurulmaz. Hadi onu da alkollüydünüz, uydurdunuz. Nasıl o zaman bu sayın savcımız yaptığı araştırmada Erdal Bey'i de sabah saatlerinde aynı nehrin orada sinyal verdiğini tespit ediyor. Akşamına tespit ediyor. Beraber sinyal verdiğinizi tespit ediyor. Görüşme kayıtlarınız çıkıyor. Yani bir sürü bir sürü bir sürü bu anlattığınız her şeyi resmi olarak bunlar belgelenmiş. Ve onlar maddi kayıtlar, yani siz HTS kayıtlarını tutup da sinyal verdiğiniz kaydı yalanlayamazsınız. Hatırlayamıyorum demek de sizin tercihinizdir ama sükut da ikrardan gelir vallahi, hiç kimse de kusura bakmasın. O yüzden İnsanlar ben gittim, özel günleri kocam düştü. unutmazlar. Ya neyi hatırlamayacağım? Unutmazlar Kocam yani düştü, o. 4 saat orada baygın kaldım. Ya karpuz Niye olayı da ben baygın tamamen kalıyorsun ki? gidiyor. Sen belki de bir hafta önce sevgilinle 3 gün gitmişsin. Senin sevgilin söylüyor bunu. Bak ben uydurmuyorum.
Sen zaten sevgilinle gitmişsin, gezmişsin, geziyorsun, ediyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Artık koca mı kalmış? Bir kadın yapamaz onu normal bir kadın ya. Bir de demek ki korkusuz da aynı zamanda yani. Kocam duyar, gelir falan hiçbir şey yok. İşin enteresan tarafı. Az sonra Naim Hanım konuştuğunu anlatacak. O gün Erdal Bey'in çalıştığı hastanede nöbeti var. Nöbetini üstelik doktor olmayan bir personele devrettiğini söylüyor. Yani gerçekten Allah da yardımcımız yani olsun. Evet. Laborant. Laborant değil mi kendisi? Evet, laborant. Doktor değil, bir personele nöbetini teslim ediyor o gün, bu ölümün gerçekleştiği gün. Yani ona teslim etti demeyelim de yani nöbetini hayır, hayır, terk ediyor. Hayır, kendi ifadeleri yani, kendi ifadeleri. Allah Allah. Ben kafadan atmıyorum. Hayır, hayır, sizle ilgili değil. Yani nöbet yerini terk ediyor aslında. Evet. Devredemez ve yani. Ve sonrasında yani Sayın Savcımız yok. Bunu gidiyor bu araştırdığında o kişi evet diyor, gelmedi. Bana diyor görevi teslim etti diyor. Ve gidiyor Erdal Bey, bir de kendisi imza atıyor oraya, orada kalmış gibi. Evet. Allah Allah. Niye sen nöbet gününde kendisini niye hastanende değilsin? Ve neredeydin? Gittiğimde hastaneye beni eğer birisi karşılıyorsa muayene etmek için... ben ona tutup da şeyini sormayacağım yani. Sen doktor musun değil misin diploma diye. Diploma sormayacağız hiçbirimiz. Nöbette de değil. Ama daha sonra gitmiş oraya imzasını atmış. Nöbetteymiş gibi. Yani burada Yeliz Hanım, siz bu konuşmaların avukatınız... Ben avukatlara saygı duyuyorum dediğim gibi. Avukat suçu değil, suçluyu savunur. Elindeki donelerle de elinden geleni yapar. O konu ayrı bir konu. Burası ama mahkeme salonu değil. Burada bir sürü abi dediğiniz, yenge dediğiniz, anne baba dediğiniz insanlar var. Bunlar sizin ağzınızdan ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Ve son derece de haklılar. Bak sizin de evladınız var, Allah bağışlasın. Siz bir takım açıklamalarda bulunmuşsunuz. O açıklamalarda kocanızı o dönemki sevgilinizle beraber öldürdüğünüzü anlatmışsınız. Şimdi şunu demek, avukatınızın bu konuşmalar yasa dışı şekilde çekilmiştir denmesi ve bütün o konuşmaların savcılık tarafından maddi delillerle ortaya konması durumu değiştirmez ki. İster yasa dışı alınsın, ister yasa dışı alınmasın. Savcı netleştirmiş hepsini. Daha ne yapsınlar yani? Siz gelip kendi, dediğim gibi, anne dediğiniz, baba dediğiniz, abi dediğiniz, abla dediğiniz kişilere bunu anlatmak zorundasınız. Bilmiyorum, kendisi bizi aramadı herhalde. Telefonu mu kapalı? Evet, o telefonun bir gün açacağız. Yani telefonun kapalı olması da bir anlam ifade etmiyor. Ben mesela açıklamalarınızı gerçekten... Ben şahsi Müge olarak merak ediyorum ama bu ailenin kalbini düşünemiyorum. Sen bu kadına kızım demedin mi? Anneciğim yani bir süre. Kızım evet. Dedin yani Yeliz'e. Oğlunun karısıydı. Evet. O sana anne dedi, baba dedin, abi dedin yani. Bu insanlar merak ediyorlar ne olduğunu. Eğer alakan da yoksa ikna etmelisin. Öyle değil mi? Hani alakan yoksa senin bu olayla, bu ölümle ikna etmelisin. Bakın şimdi Müge'nin çektiği bandı izleyelim. Her şey zaten çok net bir şekilde ortada. İnşaat mühendisinin boğulduğu söylenen nehir. Yeliz, senin söylediklerin her şey çelişkili. Gel, itiraf et. Bitir bu işi. Cenazenin bulunduğu nokta. Açık renkli bir ağaç var orada. Sarkmış halde duran. Aynen, tam orası. Şüphe uyandıran olaylar. Paçalarının ıslak olduğunu gördüm. Hatta çamurluydu. Gökhan Atakan öldürülüp nehre mi atıldı? Sen kardeşimi bulunduğu yere bıraktınız siz. Erdal'la beraber bıraktınız. Yıllarca boğulduğu sanılan, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durulan Gökhan Atakan'ın ölümüyle ilgili pek çok soru işareti vardı. Nehrin su seviyesinin 50 santim olduğu söyleniyor ama bizim rahmetli Gökhan'ın da iyi derecede yüzme bildiği söylüyor yine ailesi ve arkadaşları. Müge sen de bugün git de şu nehre bakalım, Ağustos Eylül nasıl akıyor? Yayınımızın ardından harekete geçen ekibimiz doktor eşinin Gökhan Atakan'ın düştüğünü söylediği Sakarya Geyve'deki Doğançay Nehri'ndeydi. Doktor Yeliz'in eşi Gökhan Atakan'ı karpuz soğutmak için nehre girdi ve buradan sonra akıntıya kapıldı dediği yer, bölge burası, böyle bir yer.
Mühendis Gökhan Atakan tarihler 19 Ağustos 2006'yı gösterdiğinde doktor eşi Yeliz'in iddiasına göre Sakarya'da çaldıkları karpuzu nehir kenarına gelip soğutmak istedi. Eş doktor Yeliz'in iddiasına göre Gökhan Atakan nehre düştükten sonra dengesini kaybetti ve burada boğulmaya başladı. Doktor Yeliz ona yardımcı olmak için nehre peşinden atladığını, ancak onu kurtarmayı başaramadığını ve ondan sonra tekrar bu alana çıkıp bayıldığını iddia etti ve yaklaşık 4 saat kadar burada baygın yattığını iddia etti. O zaman suyun derinliği 50 santim olarak ölçüldüğünü biliyoruz. Hemen bir sopa yardımıyla onu göstermeye çalışacağım. Yani bahsedilen şu kadar bir alan. Kenardaki çamur yığınlarını görebiliyorsunuz. O biraz önce sopayla uzanabildiğim noktadan gösterdiğim yerde aslında buraya saplandı. Yani çok derinlikli bir yer yok kıyıda. Gökhan Atakan'ın abisi Hakan Atakan da ekibimizle birlikteydi. Olayın yaşandığı dönemde buraya gelen Hakan Atakan'a göre ne kardeşiyle doktor eşinin bu noktada durup karpuz soğutmaları mantıklıydı, ne de iyi yüzen kardeşinin durağan suda boğulması. Kendi ifademde de zaten o zamanların çok durağan ve sakin aktığını bahsetmiştim. Burada Gökhan'ın düşüp de 3 kilometre ileriye gideceğini İnanmıyorum. Çünkü şu karşıdaki gördüğünüz dallar var. En azından bir tane bir dalı uzatıp da çekebilirsin yani. Benim kardeşim karpuz yıkarken öldü, boğuldu dediler. Fakat bu suya baktığınız zaman benim kardeşim hayatta suda değil, karpuz elini ayağını bile yıkamaz burada. Mümkün değil. Çünkü çok titiz, çok temiz bir insandı benim kardeşim. Yeliz, bize dedin ki kardeşin senin buradan düştü, gitti, boğuldu. Öyle bir şey yok. Sen kardeşimi bulunduğu yere bıraktınız siz. Erdal'la beraber bıraktınız. Eski kocana zaten bunu itiraf etmişsin. Gel artık bu durumu itiraf et. Kaçmaktan vazgeç. 18 sene geçti tabii. 18 sene tabii ki geçti aradan. Baktığınız zaman o zamana göre ortada adacıklar vardı, çıkıntılar vardı. Daha da genişletilmiş sanki nehir. Değişmiş yani, çok değişmiş. Bir de Gökhan'ın anahtarları, cüzdanı, diğer eşyaları sende nasıl kalıyor onu anlamıyorum. Arabayı kullanan Gökhan, Gökhan olduğuna göre anahtar da onun cebinde kalıyordur. Sende hem yedek anahtarı da duruyordu, kendi anahtarı da duruyordu. Hepsi duruyordu. Nasıl olacak? Gökhan Atakan'ın suya düştüğü öne sürülen akşamın üstünden 4 çok önemli. Eğer arabayı, yani bildiğimiz kadarıyla o konuda bir çok ayrıntılı bir şey konuşmamız, arabayı kullanan Gökhan. Evet. Gökhan kullanıyorsa otomatik olarak, yani arabadan indiğin zaman arabayı kullanan cebine koyar. Hadi cüzdanını verdi diyelim eşine falan, ama niye arabanın anahtarı eşinde çıkıyor? Cüzdanı da cep telefonda. Hepsi. Vallahi ne bileyim, hani otomatikman. Hani arabadan ben indiğimde cebime koyarım beni. Yani hepimizin yaptığı, o çok otomatik şey. Bir şeydir yani. Ya eşiniz de olsa, çocuğunuz da olsa teslim etmezsiniz. Otomatikman dediğiniz gibi. Otomatikman. Hayır, kadınların koyarsın. Mesela çantası olmuyor, sen eşine ver falan diyor, ama erkeklerin tüp pantolonun cebi olduğu için ben hiç anahtarı veren adam da görmedim. Ayrıca şunun altını bilmiyorum, çizeyim. Yani bu burada yani sayın savcımızın adını söylemem lazım. Dün söyleyemedim, içimde kaldı. Ya 190 bin sicilli kaç olur savcı? Kaç yaşında olur? 190 bin sicilli. 190 bin, bin sicilli. 190 bin sicilli bir vakkas savcı. Amaç. Evet. Vallahi helal olsun sayın savcıma. Bak ben biliyorsunuz doğruya doğru, eğriye eğri söylemek durumundayım. Helal olsun sayın savcıma. Bir kere şunu söylemeyi, gerçekten bu alkışlar kendisi. Bir kere şunu belirtmiş ve hep, çünkü tutuklanmalarına da hep itiraz etmiş. Hep yeni iddianamelerle, bütün açıklıkları dolduracak iddianamelerle bence o da inat etmiş. Ve hep itiraz etmiş tutukluluğun kaldırılmasına. Diyor ki, şimdi diyor bu diyor ölen kişi mühendis, yanındaki kadın doktor. Bunlar şimdi diyor niye karpuz çalıyorlar diyor. Yani şimdi, yolda bir şey var. Bir kere diyor niye karpuz çalıyorlar? Genişkan savcılar, hakimler. Hayır, çalmaz Gökhan, onu yapmaz. 220 civarında, 230 civarında. 190 olduğuna göre yine bayağı tecrübeli bir savcı. Ben bayıldım. Evet. Yani defalarca okudum çünkü iddianamelerini. Çok titizlikle hazırlanmış. Kutluyorum kendisini. Diyor ki niye diyor karpuz çalıyorlar diyor. Hadi diyor karpuz çaldın diyor. Arabada diyor bıçak var mı? Yok. Karpuzu neyle kesecektiniz diyor. Evet. Ama asıl önemlisi, hani bu dün haritaları vermiştik ya Ahmet'ciğim, tekrar verirsen. Şimdi aslında Hakan Bey ile eşi Nalan Hanım evde bile değiller. Hani bunlar onlara, evet, gideceğim diyorlar. Onlar orada değiller ama şimdi bu Bursa Nilüfer'den İstanbul Avcılar'a gidecekler. Şimdi ben bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Yani İstanbul'u bilmeyenler için arkadaşlar, Avcılar da İstanbul'un artık öteki ucu. Anlatabiliyor muyum? Yani Avcılar, hani ne bileyim Fatih falan gibi, yani İstanbul merkezli bir yer değil. Avcılar da öteki ucu. Şimdi buradan kalkıp
gerçekten avcılara gidecekseniz bu yolu kullanmak durumundasınız. Çünkü İstanbul'a vardıktan sonra, yani bu hani Eskihisar'ı gösteriyoruz ya, hani İstanbul'dan beri ama Eskihisar'dan avcılar da çok uzak bir mesafe. Şimdi hadi diyelim, yani yine söylüyorum, feribot parası vermek istemediniz. Evet. Gerçi çok da benzin parasıyla farklı da çok uçukta bir fark yok. Buradan dolaşmak istediniz, yine avcılar çok uzak. Ama buradan kalkıp avcılara gitmek şu Sakarya üzerinden gerçekten şehirler arası bir seyahat. Üstelik dün çok güzel bir şey söyledi Hakan Bey. Onu şimdi başka bir yere bağlayacağım. Dedi ki, kardeşim benim evime siz kaçta gelmeyi düşünüyordunuz dedi. Yani 8'de buradasınız. Burası şimdi 5 saat veriyor. Ama siz geçin onun üzerine, bir saatte siz ekleyin. 8'de çektiniz. Ya İstanbul'a girdiğiniz zaten trafik belli olmuyor ki. 8'de çıktınız dedi. Benim evime gece saat 1'de mi gelecektiniz dedi. Hadi gelsin abisinin evi. Peki neye bakılmış biliyor musunuz? Arabada bir çanta var mı? Yok. Yani en azından bir pijamanı götürmeyecek misin? Bir iç çamaşırını götürmeyecek misin yatıya kadın olarak? Yatıya gittiğin yere yatıya gidiyorsun. Hazırlıklı saat 1. Saat 1 olacak, 12 olacak oradasın. Yanında hiçbir şey götürmemişsin. Arabada o da yok. Arabada ne bir zaten çanta var. Yani siz Bursa'dan çıkıp avcılara eğer gidiyorsanız ve geri deneye dönmeyecekseniz, yani yine bir kadın olarak söyleyeyim, yani yanına yani bir mendil olsun alırsın. Evet tabii. Ama yedek, arabada yedek bir bandı. Yedek kıyafet alırsın, diş fırçanı alırsın. Yani bir çanta gece hazırlarsın. Gece yatacaksın. Evet. Hadi adam soyundu yattı. Sen ne giyeceksin? Başkasının evine gidiyorsun. Yani. Bir çamaşır, bir çorap alırsın. Yani. İlaki alırsın. Ama yani alırsın yani. Her kadın alır yani. Yanına pijamasını, bir iç çamaşırını alır. Havlunu da, pijamanı da. Ya geç, her kardeşinin evine da gidiyorsun. Havludan falan vazgeçtim ama. Ya insan kendi sağlığı için alır yanına kardeş. Bana aynen soruyorsan öyle. Ben buradan avcılara gitsem çantamla geziyorum. Ben yani bir kadınım ama yani hani normal şartlarda da yani şehirler arası bir yolculuk yapıyorsun. Üstelik gerçekten çok uzak bir yoldan yolculuk yapıyorsun. Arabada ne bıçak var karpuzu kesmek için, ne de bir çanta var. İçine bir diş fırçası olsun konulan. Devam edelim. Gökhan Atakan'ın suya düştüğü öne sürülen akşamın üstünden 4 gün geçti. Ve inşaat mühendisinin cenazesi düştüğü iddia edilen yerin 3 kilometre ilerisinde bulundu. Gökhan'ın bulunduğu noktadan köprüyü görüyorum demiştiniz. Açık renkli bir ağaç var orada. Sarkmış evet halde duran. Aynen, tam orası. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.